2014'te hatırlarsınız Soma maden kazası olmuştu. Hepimizi üzen bir olaydı. Bundan yaklaşık 3-4 ay sonra ben tesadüf bir sivil toplum kuruluşuna proje amaçlı fotoğrafçılık yapıyordum. İzmir taraflarındaydım. Bir haber geldi, dediler Soma'ya bağlı Yırca köyünde zeytinlik alan varmış, köylülere ait. İşte o fabrika yapılacakmış. Öyle bir karar çıkmış, köylüler bunu engellemek istiyormuş vesaire. Çalıştığım o sivil toplum kuruluşu dedi, gitmek ister misiniz? Yani sonuçta bu zorunlu değil, proje dışında bir olay. Gitmek ister misin? Ben de Mayıs ayında Soma'ya gidemediğim için çok içimde kalmıştı açıkçası o olay. Ve Soma'yı görmek istiyordum. Daha önce hiç gitmemiştim. Dedim evet, ben Soma'ya gitmek istiyorum. Zaten yakınız, yani 1,5-2 saatlik bir yol. Neyse, otobüsle falan bir şekilde Soma'ya gittim. Yırca köyüne gittik doğrudan, o zeytinlik bölgesine. Yani değişik bir ortam vardı gerçekten. Zeytinler, yani güzel bir alan, büyük bir zeytinlik alan. Tam bitiminde de devasa bir fabrika yani. Gerçekten bir görüntü vardı, zıt bir görüntü vardı. O fabrikanın sahipleri vesaire tam bilmiyorum açıkçası şu anda. Onlar bu alanı almış, bu alanda bir zeytinlikleri kesilip işte fabrikaya katılacakmış veya yeni fabrika açılacakmış galiba. Köylülerle tanıştım. Klasik Ege köylüleri, çok hani cana yakın, misafirperver insanlar. Yani çok da moralsizlerdi o, hani köye çok yakın bir noktada. Zaten köyde o fabrikadan dolayı çok hastalık olduğunu söylüyorlar. Hani ikinci bir olay hani daha da kötü olacak, hem sağlıkları hem ekonomileri açısından. Çok moralsizlerdi. Akşam varmıştım ilk gittiğimde oraya. Ertesi sabah oldu, ben biraz daha hani etrafı keşfetmeye başladım. Çok karanlıktı çünkü tarla sonuçta. Ertesi gün oldu, muhtarla falan konuşmaya başladım. Ne yapıyorsunuz işte, nasıl bu işler, hani süreç nasıl yani. Ben çok çok dışarıdan katıldım olaya. Çok detaylı bir bilgim yoktu. Anlattı sağ olsun. Yani çok üzgünlerdi, moralsizlerdi. Hani ben orada elimden geldiğince onların o nöbet dedikleri şey, köylüler sanki köy meydanında oturur gibi o zeytinliklerde oturmalarını hani fotoğraflamak istedim, ama bunu biraz şöyle düşündüm. Biraz da belki bunu engelleyemezlerse hatıra kalsın mantığıyla fotoğrafladım. Çünkü oradan herhangi bir ticari kaygım veya profesyonel bir iş talebi yoktu bende. Ben başladım fotoğraflamaya. İşte ağaçları fotoğraflıyorum, işte torunlarıyla falan vakit geçiriyorlar, onları fotoğraflıyorum. Sonra bir iskemle dikkatimi çekti böyle ahşap. Güzel duruyordu, böyle hoş duruyordu. Bir de böyle zeytinlikleri çok nizami ekmişler, araları böyle koridorlar şeklindeydi. Sonra aklıma geldi, bir tane amca vardı orada, aramız çok iyiydi, onunla güzel muhabbet yapıyorduk. Dedim ki, işte ismini şu an hatırlayamıyorum, kusura bakmasın. Amca dedim, torunumla dedim, şu iskemleye oturun da dedim, sizin bir portrenizi çekeyim, yani fotoğrafınızı çekeyim, hatıra kalsın. Tamam dedi, güzel olur hani falan, oturdu torunu kucağına falan, güzel bir fotoğraf oldu, baktım gerçekten kompozisyon hoşuma gitti. Dedim ben bunu diğer köylülerle de yapayım, çünkü orada hepsinin alanı var yani, ağacı var. Hepsini böyle elimden geldiğince buldukça kabul edenlerle sırayla aynı noktaya oturttum onları ve zeytinliklerle bir hatıra fotoğrafları olsun istedim. İşte daha sonra akşam ateş başında beklerlerken falan fotoğraflarını çektim farklı farklı. Ve bir hafta falan kaldım en fazla yanlış hatırlamıyorsam ve İstanbul'a döndüm. Dönmek zorunda kaldım, artık proje de bitti. Her şey bitti, İstanbul'a dönmek zorundayım. İşte döndüm, fotoğrafları sosyal medyada paylaştım. Yani dedim böyle bir olay varmış, hani köylüler kendi zeytinliklerini korumaya çalışıyorlar vesaire. Caption yazdım oraya, info yazdım. Aradan birkaç ay geçti, ben çok üzücü bir haber aldım. Bu zeytinlikleri bir gecede bayağı büyük bir kısmını kesmişler, yani ortadan kaldırmışlar. Çok hani baskın gibi yapmışlar, bir de köylüler bayağı gece yakalanmış, işte köyden koşmuşlar, bayağı arbedeler çıkmış, zor anlar yaşamışlar. Sonra baktım gerçekten hani işte muhtar falan bayağı hani bitkin gözüküyordu. Twitter'dan takip ediyorum İstanbul'da olduğum için. Dedim ki benim buraya bir daha gitmem lazım. Bu projeyi şöyle yapayım. İlk başta çektiklerimle madem şu an zeytinlikler gitti, sonrasını da yani öncesini ve sonrasını bir araya getirmek istedim. Bunu da bir fonlamak istedim açıkçası. Hani bir yerde gerçekten hani yayınlansın istiyordum. Hem fotoğraflar anlamında güzel olacağını düşünüyordum, hem de hem destek
Hem de öğrenci olduğun için hala yani maddi olarak da o gidiş geliş masraflarımız, konaklama masraflarımız vesaire hani kimse tarafından karşılanmadığı için zor olacaktı. Sonra sağ olsun Akın ve Can arkadaşlarım onlara da dedim arkadaşlar böyle bir durum var hani beraber Soma'ya gidelim mi? Siz de hani sonuçta fotomuhabirsiniz. Çekersiniz fotoğraflara. Orada bir olay var. Öncesi olmasa da şu an yaşanılan bir olay var. Bir dram var diyeyim. Onlarla konuştuk. Sağ olsun tamam dediler hepsi. Gidelim ya değişiklik olsun. Hatta sürekli anarız o anları. Fotoğraflarımız falan paylaşırız kendi aramızda. Biz küçük bir arabayla, Can'ın arabası vardı o zaman. Biz Manisa Soma'ya gittik arabayla. O imkanlarla diyeyim. Ya o zeytinliğe bir gittik zaten. Ben hani arkadaşım ilk defa geliyordu. Ben ikinci kez gidiyordum. Dümdüz buldum yani gerçekten. Hani sadece kökünden sökme, kesme gibi değil. Bildiğiniz yani eze eze o zeytinlikler böyle yerde paspas olmuş. Sağda solda. Hava da zaten en son ben yazın gittiğim için güneşli bir hava vardı. En son gittiğimde Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kapalı bir hava vardı. İyice ortamın büyüsüne hani duygusal bir yük yüklüyordu. Baktım her istediğim köylüyü bulamadım. O yazın gittiğim köylerden olmayan insanlar vardı. Kimisi işe gidiyordu işte, kimisi yorulmuş, kimisi yaralanmış falan hani böyle arbedede de sıkıntılar yaşamışlar. Gelmemiş köyde duruyorlarmış. Ben sonra aklıma geldi. O şey fotoğraflarını ben baskı almıştım. Köylülerin hatıra olarak çektiğim fotoğrafları baskı almıştım. Hem after'ını çekelim diye düşündüm. Aynı pozu aynı yerde bulabilirsem diye. Sonuçta o ağaçlar gittiği için biraz zorlandım açıkçası. Bir de o fotoğraflara güncel halinin üzerine böyle elimle tutarak hani bir kompozisyon oluşturmaya çalıştım. İyi bir proje oldu benim açımdan. Tabii ki yaşanan olay çok üzücü. Sağ olsun köylülerde beni ikinci kez orada gördükleri için hani onlar da minnet duygusu yüksektir köylülerde. Hani sağ olsunlar çok ağırladılar yine aynı şekilde. Ne kadar kötü durumlarda moralleri bozuk olsa da. O projeyi tamamladım İstanbul'a döndüm. Magma dergisiyle görüştüm Özcan Bey'le. Özcan Yüksek baktı çok beğendi projeyi. Dedi biz bunu kesinlikle yayınlamalıyız. Ben fotoğrafları oraya verdim. Hem maliyetli masraflarımız çıkmış oldu. Hem de o Magma ile tanışıklığım da öyle başladı. Birkaç projede daha beraber çalışmıştık. Çok güzel projeler yapıyorlardı. Hem de o proje bir basılı halde tarihte bir yer etti. Yani hala saklıyorum o dergilere, o fotoğraflara, her şeyi. Arşivcilik hissi bende biraz yüksektir. Ben öyle şeyleri saklıyorum. Sonsuza kadar işte ne zaman ne zamana kadar kalacaksa kalacak yani. O açıdan da mutluyum.